yaptım. Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları. 2021 yılı 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış programına hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, İslam'la şereflendiğimiz günden bu yana camiler daima hayatın merkezinde olmuş, dini, sosyal ve kültürel bakımdan bir eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak İslam'ın bayraktarlığını yapmıştır. Camilerin lahuti ve nurani sinesini hayatlarına vakfeden, mihrabından, minberinden, kürsüsünden hakkın ve hakikatin sesine haykıran din görevlileri ise adeta camilerimizin ruhu olmuştur. Asri görevlerini ifa etmenin yanında salgın hastalık döneminde vefa sosyal destek grupları ve filyasyon ekiplerinde büyük bir özveriyle din görevlilerimiz görev yapmıştır. Bu itibarla toplumsal duyarlılık ve hassasiyete vesile olması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasını Cami, Din Görevlileri ve Vefa olarak belirlemiştir. Bu vesileyle Tosya İlçe Müftülüğü olarak farkındalık oluşturmak, halkımızı kan bağışına teşvik etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz kan bağışı kampanyamızı başlatmak üzere ve aynı zamanda dua yapmak üzere ilçe müftümüz Halil İbrahim Sabırlı hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer meslektaşlarım ve basınımızın mümtaz temsilcileri. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bilindiği üzere her yıl 1 Ekim, 7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyoruz. Bu haftanın her yıl bir konusu olmakta ve o konu hafta boyunca bütün vaazlarımızda, hutbelerimizde ve yaptığımız programlarımızda işlenmekte ve olabildiğince vatandaşımıza anlatılmaya çalışılmaktadır. Bu yılın konusu da vefa olarak belirlenmiştir. Cami, din görevlileri ve vefa olarak belirlenmiştir. Vefa kelimesi İslam'ın güzel ahlak umdeleri içerisinde seçkin bir yere sahip olan bir haslettir. Hani derler ya, vefa İstanbul'da bir semtin adı olmaktan başka bir şey ifade etmiyor. Zamanımızda azalmış olması ve değerinin büyüklüğünü ifade için bu cümle kullanılıyor. Ama imanlı gönüllerde, mukaddesatına bağlı gönüllerde vefa duygusu sürekli var olmuştur ve var olmaya devam edecek. Bilindiği üzere vefa kendileriyle aramızda hukuk olan kişiler, varlıklarla ilişkimizi olması gereken şekilde sürdürmek, devam ettirmek anlamına gelmektedir. Bu manada Rabbimize karşı vefa göstermemiz gerekir. O bizi yaratan, sonsuz nimetlerle donatan, Peygamberimize vefa göstermemiz gerekir. Hocalarımıza, büyüklerimize, devlet büyüklerimize, üzerimizde az çok hakkı olan herkese, ailemize, eşimize, eşimize, dostumuza, bütün Allah'ın yarattıklarına karşı bir vefa borcumuz var. Zira bizler Allah'ın yarattığı seçkin varlık, insan olarak Allah'ın yarattığı bütün varlıklara karşı da bir sorumluluğumuz var. Bu haftanın konusunun vefa olması münasebetiyle bizler de bu konuya uygun olarak kendilerine vefa göstermek durumunda hissettiğimiz, bu konuda kendimizi borçlu hissettiğimiz, insanımıza bir hizmet olsun, vatandaşımıza bu konuda bir teşvik olsun diye haftamızın ilk gününde bir kan bağışı kampanyası başlatalım dedik. Malum olduğu üzere Kızılay'ımızın
kan bağış merkezi aracı belli aralıklarla ilçemize gelmekte ve gönüllülerden kan bağışı alarak bunu ihtiyaç sahiplerine iletmektedir. Kan bağışı tıpta çok önemli bir yere sahiptir. Uzmanlarından aldığımız bilgiye göre kan 3 ayrı ürüne dönüştürülüyor ve bir ünite kan yerine göre 3 kişinin canını kurtarabiliyor. Bu ise tarif edilemeyecek bir sevaba ve mükafata vesile olacağı açıktır. Zira ayet-i kerimede Rabbimiz Teala kim bir kişiyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de bir kişiyi diriltirse bütün insanlığı diriltmiş gibidir buyuruluyor. Tabi insanı diriltmek Allah'a mahsustur. Ölüyü diriltmek Allah'a mahsustur ama bizim için de ölmesi mukadder olan bir kişiyi vereceğimiz bu kanla hayata döndürebilirsek biz de bu ayet-i kerimenin kapsamına gireriz diye düşünüyoruz. Onun için başta personelimiz olmak üzere bu kampanyayı başlatarak halkımızı da teşvik ederek Kızılay'ımıza ve tıp dünyamıza böyle bir katkıda bulunmayı biz arzu ettik. İnşallah hayırlı neticeler alacağımızı da düşünüyoruz. Rabbimiz Teala burada yapacağımız kan bağışımızı ve her türlü hizmet anlayışıyla yaptığımız işlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Bizleri kendine kul, Habibine ümmet, mukaddesatımıza hizmet yolunda hayat sürdürmeyi nasip eylesin. Bu vesileyle bu haftanın konusu olan vefa sıfatıyla da sıfatlanmayı bize nasip eylesin. İslam'ın bütün umdelerini vefalı olmak diye tanımlamış olsak yanlış olmaz. Her bir işimizin vefa ile doğrudan ya da dolaylı bir alakası vardır. Müslüman vefalıdır. Hani bizim toplumumuzdaki vefa duygusunu en güzel şekilde ifade eden bir söz var. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur. İşte bu hatırı gözetmek vefadır yani. Bu gözetmeye vefa diyoruz. Bunun gibi başta Rabbimiz olmak üzere bütün hak sahiplerine vefalı olmak, milletimize, memleketimize, bayrağımıza, bütün mukaddesatımıza vefalı olmak önce bizim işimiz. Din görevlileri olarak tabii ki aynı şeylerden herkes sorumlu olduğu için bütün vatandaşlarımızın da işidir. Bu vesileyle vefa kelimesi üzerinde bir takım sorumluluklarımızı da hatırlamış olduk. İnşallah bu kan bağışı kampanyamız hem dosyamız hem de memleketimiz için hayırlara vesile olur. Kimi canların kurtulmasına, izlerinde bolca ecir ve mükafat almamıza vesile olur diyorum. Burada bu programımızın yapılışına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kampanyası için sizleri bağış tırımıza alıyoruz. Teşekkürler.